Merhaba arkadaşlar. Bir pazartesi sabahı yine beraberiz. Dün çok yağış ve rüzgar vardı. Bugün tamamen bahar günü gibi bir gün. Burada yaklaşık 40-50 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibimiz her gün takip ettikleri için bu yayını yapıyorum. Onları yalnız bırakmamak için. Bugün size Niyazi Mısri'den biraz anlatacağım. Tabii bunları anlatırken günümüzün yorumlarıyla da anlatmaya çalışıyorum. Bizim bu dünyaya gelişimizdeki en önemli gayelerden bir tanesi, yani sadece bir tanesi, kendinizi tanımak ve bilmek. Bunun dışında hiçbir şey yok. Yani ne yaparsanız yapın, kendini tanımayı bilmediğiniz müddetçe bu alemde bir şey olma, yapma, gitme, gelme imkanınız yok. Yani evet, diyor ki Niyazi Mısri, ey gönül gel gayrıdan geç, aşka eyle iktida. Yani ey gönül gel gayrıdan geç, aşka eyle iktida. Gayrı neydi? Ayrılık, gayrılık. Yani kendini Allah'tan, kendini doğadan, kendini diğer insanlardan ayrı görmek, buradan vazgeç diyor. Yani zümreyi ehli hakikat aşkı kılmış mükteda. Hatta bu şarkıda da kullanılmıştır hani bu beyitler. Burada ey gönül gel başkalarından geç, aşka tabi ol, ehli hakikate olanlar aşkı rehber edinmişlerdir diye açıklama yapmışlar. Her türlü istek ve duyguların kaynağı olan içimdeki ben, dünyaya gelip geçici olanlara heves etme. Dünya denilen senin ile Allah arasına girenler olup kişiye göre değişir. Yani yeryüzüne indiğiniz zaman dünya Allah ile senin arana girer. Derslerimizde bunu anlatıyorum sürekli, eski derslerimde de vardır. Şöyle ki, insan, dünya ve Allah. Yani insan önce çiziyorum, sonra dünyayı çiziyorum, sonra Allah. Sen öncelikle bu dünya hayatından, yani dünyayı anlayabilmen için ama eren evliya veli olman lazım. Çünkü dünyayı tanımak, dünyayı bilebilmen için senin ilk önce kendini bilmen lazım. Kendini bildikten sonra dünyayı tanımaya başlarsın. Dünyada ne varsa insanda da var. İnsanda ne varsa dünyada da var. Aynısıdır. O dünya hayatını tanıyıp, dünya hayatını dünya hayatından vazgeçip, kendi bedeninden de vazgeçip hakikat ehli olmaya başladığında sen çekil aradan, kalsın yaradan gibi sadece Allah kalır ve bu alemde hani seni artık bedenine ihtiyacın kalmaz. Kısacası Allah'tan ayrı varlık verdiğin ve sevdiğin her neyse odur. Oysa Allah'tan gayrılar Allah tarafından yaratılmış olup geçici ve gelip geçici ve fanidir. Bu konuda Cenab-ı Allah şöyle der. Kullu nefsin zakütül, zaikatül, mevt ve neblekum bi şerri vel hayri fitne ve ileyna terceun. Her nefis ölümü tadacaktır. Siz bir imtihan olarak hayır ve şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır. Yani diyor ki bu dünyada hani dualite ile eğitim veriliyor. Hayır ve şer ile her şey gösteriliyor. Ama sonunda öğrendiğiniz her şeyle bize döndürüleceksiniz diyor. Yani Allah ile arana perde olanları terk et. Sahte güzellikleri sevgi duymaktan ve muhabbet etmekten kendini al. Sevgi ve muhabbetini Allah'a yönelt. Unutma, Allah aşkından gerisi yalandır. Peki tanımadığın bir Allah'a aşık olabilir misin? Bilmediğin bir Allah'a biat edebilir misin? Tanımadığın, bilmediğin, görmediğin bir Allah'a hani nasıl bir aşk duyacaksın yani? Hani
Allah'ın dostluğuna ulaşanlar hep böyle yapmıştır. Dünyada yaşamalarına yetecek kadar kadarıyla meşgul olmuşlar ve bu meşguliyetleri ile yine Allah ile beraber olmuşlardır. Allah'ı ile sevmişlerdir. Onların haliyle hallenmişlerdir. Yani yaşamın merkezine neyi koyduysan ona hizmet edersin. Onunla ömrünü tamamlarsın. Yaşamın merkezine yaratıcı olan Rabbini koyarsan ebedi dostluğa erersin. Kıblende ne varsa secden de ona olur. Burada bir hikaye vardı. Adamın bir tanesi kendini Allah'a adar ve geçenlerde bunu anlatmıştım. Gece gündüz ibadet ederken böyle bir gün nehir kenarında bir bakar bir geyik hamile arslan avını beklemekte ve tam geyiğe saldırırken geyik çocuğu doğurur. Hani geyik yavrusunu doğurur ve hemen aslan da onu parçalar. Tabii geyik yavrusu tek başına kaldığı için annesi de yok. Bu alır götürür mağarasına, onu besler, temizler, işte sürekli onunla ilgilenir falan. Artık geyik yavrusu o kişiyi kendi annesi gibi görür. Onunla yatar, onunla kalkar falan. Artık geyiği düşünmekten başka bir şey yoktur. Ay ne yapıyor acaba geyiğim? Şimdi bir sıkıntısı var mı? Gece mağarasını alır, dışarıda vahşi hayvanlar yer diyerekten. Ve bir gün bakar ki geyik mağarada yok. Çok üzülür. Ormanı arar, orayı arar. Geyiğim de geyiğim, geyiğim de geyiğim. Sürekli geyiğini arar. Ve onu ararken tabii ölür. Ve dünyaya bir geyik olarak tekrar gelir. Ve anlar ki neyi çok zikrederse, neyi çok anarsa, neyi çok onunla meşgul olursa, neyi çok severse dönüşü onadır. Sen Allah'ı çok sevmen lazım. Allah'ı daha çok anman lazım. Eğer hakikaten kendini tanımaya başladığında Allah'ın senden ayrı olmadığını, yani sana şah damarından yakınım ayetini artık kendinde hissetmeye başladığında bir tek o vardır. Yani fiilin faili odur. Gören, duyan, işiten, kuvvet, kudret, yürüten, yediren, içiren bütün her şey odur. Ve bütün mevcudat, görmüş olduğun mevcudun tamamı yine odur. Evet. Düşün. Denizin içindeki balığı var, midyesi var, yosunu var, kumu var, tuzu var, suyu var. Kısaca denizi oluşturan bütün ögeler mevcut. Şimdi hepsini tek tek birey olarak bakarsak hepsinin bir varlığı var. Ama bu çoğul olan varlıkların her biri asıl itibariyle deniz denen bütünü oluşturuyor. Ve bütüne bakıp deniz denildiğinde deniz ile bir oluyor. Ve deniz de görünmüyor. Aynısını ben derslerde insan bedeninde anlatıyorum. Yani sen bir isim vermişler. Mesela Anday. Bu el Anday'ın eli. Anday'ın gözü. Anday'ın kulağın. Tamamı Anday ama parsel parsel bölünmüş bir mesela akciğerin var, karaciğerin var, kan var, irin var, bağırsak var. Bağırsağın içinde pisliğin var, idrar var, idrarın kesesi var. Yani sende bir sürü şey var ama hepsi sen teksin. Yani tekliğin ve birliğini anlayabilmen için. Burada da deniz örneğini vermiş. Yani hepsi var ama biz ona ne diyoruz? Deniz diyoruz. İşte aşk varlığı kaplayınca her zerre aşkın içinde aşk ile bütün olur. Gayrısı görünmez. Bu sebeple aşkı rehber edinip başka varanlar edinip aşka varanlar hakka varmış olurlar. Yani aşk en güzel olduğu için kapladığı her yeri güzelleştirir. Hani ne diyor şarkıda? Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Yani demek ki ne yaparsan aşk ile yapmayı öğrendiğimiz zaman kendimize doğru yolculuk yapmış oluruz.
bize ikilik çıkartan, güzel çirkin ayrımı yaptıran noksan aklımızdır. Demek ki bizim dualiteyi hayatımıza sokan şey akılımızın yeterli anlayamadığından kaynaklanıyor. Yani ve diyor ki ve biz gökleri ve yeryüzünü abes olarak halk etmedik ve kıyamet mutlaka gelecektir. Aldırış bile etme. Bir hoşça vazgeç olanlardan şimdilik buyurmaktadır. Hicr suresi 85. ayette diyor ki abes çirkin, uygun olmayan anlamında kullanılmaktadır. Süt üreten canlıdan süt çıkmakta ama bir de tezek çıkmaktadır. Bizim anlayışımıza göre süt güzel, tezek çirkindir. Oysa bir bahçıvana göre, bir güle göre tezek güzeldir. Biz uzak durmak isteriz. Gül yakın gelsin ister ve ehli olan bahçıvan tezeyi gülün dibine koyar ve gül gıdalanır. Tezek üzerine dökülen su ile gördüğü güneş sayesinde gülün dibindeki toprak erir, yok olur. Gülün göklerden, köklerinden güle ulaşıp o gülden renk ve mis kokusu olarak tezek zuhura çıkar. Yani biz bunu yıllardır söylüyoruz zaten. Senin yediğin tezek aslında. Yani eğer bu gübre olmamış olsaydı, tarlaya bu gübreler ekilmemiş olsaydı, sen bu sebzeyi, meyveyi yiyemezdin. Yani bunu gösteren Rabbim bu üçüncü okumadır. Yani birinci okuma neydi? Bedeni okuma. İkinci okuma, kaderini okuma. Senin kaderin kimseye verilmedi. Senin yaşadığın bu kader, hani ben başkalarının kaderini okuyorum, kendi o kaderimi okuyamıyorum. Başkalarının işte ince tanelerinde birinin kaderini izliyorum ama kendi kaderimi bir film şeridi gibi izlemiyorum. Ben çünkü dışarıda çok fazla vakit geçiriyorum. Yani eve girmiyorum. Durmadan sokaklarda geziyorum. Durmadan işte eğlence yerlerindeyim. Durmadan işteyim. Bir defa bir eve girip de yani kendim, ben kimim? Ev nedir? Sensin. Yani kendi evine girip, kendi içine girip, kendi ben kimim diye bir meditasyona, tefekküre oturmuyorsun. Yani o zaman ne yapıyorsun? İşte yediğin, içtiğin ne olduğunu bilmiyorsun. Aldığın havanın ne olduğunu bilmiyorsun. Bizim ne güzel kokuyor ve güzel dediği diye zikrettiğimiz aslında çirkin dediğimiz tezektir. Yani biz çirkin dediğimiz, beğenmediğimiz tezeyi aslında gülde koku olarak algılıyoruz. Bu sebeple noksan anlayışımızı devre dışı bırakıp âlâ anlayışımızla bu aleme bakarsak çirkinlikler bakışımızdan kalkar, görünen değil, gören güzeldir. Demek ki hani birine derse çok güzelsin, karşıdaki der ki o senin gözünün, yani gönlünün güzelliği. Beni güzel gördüğün için teşekkür ederim. Hani gören güzeldir ibaresi gereği sen güzel görürsen alem de güzel görünür. İşte aşkın hali, aşka iktida eyleyenlerin hali budur. Ve gene bir ayette diyor ki ve biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan aracından başka bir şey değildir. Allah katında katında büyük ecir vardır. Yani o da diyor Enfal suresi 28. ayet. Bu ayette şöyle diyor. Mallarınızı ve mülklerinizi, eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu dünyada oyalanmanız için verdik. Siz bu dünyada oyalanmanız için verdik. Siz kendinizi tanımak ve bilmek için yaratıldınız. Yani evet, imtihan aracı fitne olanları ve Allah'ı zikretmelerine mani olanları sevgi ve muhabbetini Allah'a yöneltip ikilikten geçerek yaşantılarını diyor ki Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlar özgürdür.
İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Yani ilahi aşk ile ziynete çevrilmiş olanlardır. Hani birazcık böyle aklımızı kullansak, bugüne kadar öğrendiğimiz bilgileri unutup da hakikat ehli olsak, hakikati arayan olsak, kendini arayan olsak bütün hayatınız değişir. Arkadaşlar bir sürü video izliyorsunuz. Ya da bir sürü işte film, dizi, maç falan bakıyorsunuz. İzlediğiniz her şey sizi bir adım ileriye götürüyorsa evet, onu bırakmayın. Aşram evinin videoların altındaki yorumlarda hep bunlar yazılı. Hayatımız değişti hocam. Yani hocam sizin anlattıktan sonra korkularımızı yendik. Hocam siz artık kafamdaki sorulara cevap bulduk. Bunları duyunca ben çok seviniyorum tabii. Yani önemli olan sizin bir insanı uyandırabilmek, bir insanın farkındalığını açabilmek, bir insanın hakikate ulaştırabilmek yani. Ve bir beytinde de diyor ki, cümle mevcudatı malumata aşk akdem dürür. Zira aşkın evvelini bulamadılar iptida. Bilinen bütün varlıklardan evveldir aşk. Çünkü aşkın evvelini başlangıç bulamadılar. Şimdi şöyle, sevgi, aşk, ondan sonra özlemek, bu tip şeyler sonsuz ve sınırsızdır. Yani ben seni var ya çocuğa sorarız. Beni ne kadar seviyorsun? Kocanı böyle kollarını açarız. Bu kadar seviyorum falan. Hayır. Sevgi ölçülebilen bir şey değildir yani. Birini ya seviyorsundur ya da sevmiyorsundur. Yani veya nefret de ölçülebilen bir şey değildir. Yani ben var ya az nefret ediyorum. Çok az nefret ediyorum. Çok nefret ediyorum falan. Yani ya nefret vardır. Hani o kişiden tamamen soğumuşsundur. Ya da o kişiye hiç tarafsız bakıyorsundur. Yani sevmiyor. Şimdi sevgi ve nefret birbirinin zıttı gibi görünse de ortada da bir orta yol vardır. Yani duyarsız kalmak. Yani bir insandan nefret edeceğinize onun yerine duyarsız kalmanız daha hayırlıdır. Yani unutun onu. Onu düşünmeyin, onun nefretini almayın, onunla ilgili konuşmalar yapmayın. Kainattaki her zerre Allah'ı bilinmekteki muradı doğrultusunda Allah'ın zikretmesiyle, aşkıyla yaratılmış olup, yaratılmışların özünde bu aşkı taşımaktadır. Aşk, Hakk'ın varlığının açığa çıkmasıdır. Aşk, Hakk'ın varlığının açığa çıkmasıdır. Evlenen insanlarda ne oluyorlar? İşte aşk, ya sana aşık oldum. Yani eğer bir kişiye aşık olmuşsa aslında onun özüne, yani ondaki öze, ondaki içindeki öze aşık olmuştur. Ondaki hakikate. Eğer bir kişi birinin bedenine, güzelliğine, ondan sonra ne bileyim sesine, saçına, kaşına, gözüne aşık olduysa bu Allah aşkı değildir. O hayvan aşkıdır. Yani işte çok beğeniyorum, çok sevdim, çok güzel. Hani ama mutlu değilim. Hayatımda bir sürü çok güzel insanla karşılaştım. Ama buz gibilerdi. Yani böyle içim ısınmadı. Yani ne der? İçim almadı. Yani diyordum ki çok güzel. Ama niye bir şey var, bir şey yok onda ya? Yani bir şey eksik. Yani o İçindeki o ateş yok. İçinde böyle soğukluk var. İçinde yalan dolan böyle çıkar, menfaat var yani. Seyrediyorsun, içindeki o ışığı göremeyince istediği kadar bedeni güzel olsun yani. İstediği kadar saçı, kaşı, boyu, posu. İşte insanlar içini mesela kitap okuyacağına, kendini araştıracağına, kendini yetiştireceğine, onun yerine halk neye hareket ediyor? Kuaföre gidiyor. Tırnağını yaptırıyor. Ondan sonra kaşını gözünü boyuyor. Ondan sonra güzel giyiniyor falan. Dışını sürekli süsleyebiliyorsun. Ama içini süslemediğin zaman o evliliklerde, o beraberliklerde hep bir süre vardır. Sen ne kadar çok içini süsleyebilirsen o evlilik sonsuz ve sınırsızdır. O zaman kendinden kendine. Eğer
içini süslemiş biri, işiyle uğraşmış biri, içini araştırmış biri, içini araştırmış başka biriyle karşılaştığında artık onun yalnızlığı bitmiştir. Onun bu dünyadaki ruh eşiyle, ruh beraberliğiyle, hani yoksa işte dizilerde falan oluyor ya, hani çok pahalı bir çanta aldım, işte şunu yaptım, saçımı şu renge boyattım falan. Bunların tamamı dışta kalan. Eğer dışta kalırsanız üşürsünüz. Dışta kalan insanlarda Allah onlardan hak görünmez. Hani aşk yaratılma yok iken Cenab-ı Allah zatıyla teklikte iken Allah da mevcuttu. Yani gerçek aşkın varlığı hakikatte Allah'ta vardır. Sana şah damarından yakınım dediği kısım sendeki aşktır. Kalp çakrasıdır. Muhammedi bilinçtir. Ya hani o kadar önemli ki, yani sana kalp sana şah damarından yakınım dediği yer Muhammedi bilinçtir. Hani Kur'an-ı Kerim'de Hüvel evveli vel ahiri ve zahiri vel batını ve hüve bir külli şeyin alimin, o ilktir ve sondur, zahir ve batındır, o her şeyi hakkıyla bilendir. Hadid suresi 3. ayette. Bildiğiniz gibi hiçbir şey yok idi, yalnız o var idi. Yaratılmış olan her zerre istisnasız zat-ı ilmiyesinde zuhura çıkarak şehadet aleminde tecelli olmuştur. Yani dünyaya gelmiş her şey aslında ona şahitlik yapmak için. Ağaç, böcek, ot, yılan, kuş. Yani dünyada ne görüyorsanız bunların hepsi bizim Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik yapmamız içindir. Yani Allah'ın yarattığıyla bilinmek istemesi neticesinde zahir oluşudur. Ve her esmanın müsemması Allah'tır. Onun muradının sebepleridir. O tüm oluşları bilendir. Her işi hikmet tahtıyla işleyen ve abes yaratmayandır. Yani diyor ki, kul huvallahu ehad. Mutlak varlık olan Allah tektir. Ondan gayrı bir şey yoktur. Kul ve hu vallahi de birdir. Dünyada yaratılmış her şey vallahi birdir diyor. Ayetinde Cenab-ı Allah'ın zatının tekliği vurgulanmaktadır. Cenab-ı Allah zatı ile tektir, zatından gayrısı olamaz. Zatı anlamak, zatı bilmek mümkün değildir. Ancak Allah'ın kendi zatını yine zatıyla bilir ve görür. Yani 3 yaşındaki bir çocuk anne ve babasını kendi varlığıyla bilebilir mi? Hayır. Onlara göre 3 yaşında çocuk, 2 yaşında 3 yaşındaki çocuk, anne ve babası onlara göre onun tanrısıdır. Onun Rabbidir. Onu besleyen, onu büyüten, ona işte koruyan, hani 3 yaşındaki çocuğun işte Rabbi kimdir? Annesi, babası, işte büyükleri onun Rabbi olarak gelir. Peki 40 yaşındaki bir adamın Rabbi kimdir? İşte onun 40 yaşındaki adam da artık kendini tanımaya başlayınca Rabbini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir. Tevhid seyri sülükünde salik kendisini var ettiği nispette efalini, Allah'a tevhid ederek nispette sıfatını, Allah'a tevhid ederek nispet vücudunu da Allah'a tevhid ederek ben dediği ego olan şirk varlığından hükümsüz kılarak Peygamber Efendimiz mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz hitabı ile hal ile gerçekleştirmek sonucu nefesinin nefsine ölümünü tattırmıştır. Evet, mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz. Evet arkadaşlar, güzel bir sohbetti. Evet, sizin için her gün yolumu gözleyen o bir kişi için bu yayınları açıyorum. Allah'tan gayrı bu alemde hiçbir şey yoktur. Bu yüzden ayetlerde 4 ayeti iyi bilmeniz lazım. Allah her şeyi kendinden yaratır. Yaratacağı başka bir yer yoktur. Her yarattığından sadece bir tane yaratır. İkilik Allah'ta yoktur. Ve
her ne yarattıysa mutlaka farklı yaratır. Parmak iziyle, göz irsiyle, DNA yapısıyla farklı yaratır. Ve haklı yaratır. Her insan bu alemde haklıdır. Haksız bir insan yoktur. Yani siz birine haksız dediğinizde onun yaşam tarzını bilmiyorsunuz demektir. Onun kaderini, onun yaşam... Hani ya ben burada duruyordum, geldi işte yılan beni haksız yere soktu. Hak onda vardır. Sen hiçbir şey yapmadıysan yılan sana asla oraya... Bir yılan olmaz zaten. İki, o yılan gelip seni sokmaz. Yani her şey sen ve senden gayri hiçbir şey yok. Yani enel hak diyebilmen için her şeyin Allah olduğunu anladıktan sonra la mevcude illallah, yani mevcut vücut giymiş bütün varlıklarında o olduğunu anladığında artık cem makamına erersin ve dersin ki enel hak, hak bende gizlidir. Ben haklıyım. İşte ne diyoruz? Ben beden değilim, ben duygularım değilim, ben düşüncelerim değilim. Ben sevgiyim, ben sevincim, ben huzur ve mutluluğum, ben zevki sefayım. Ben hakkım, bu benim hakkım. Hepinize güzel günler diliyorum. Hiç yemek yiyemiyorum, midem bulanıyor. Eczaneden mide bulantısı hapı atarsanız midenizde tahmin ediyorum virüs var. Midenizde kurt olabilir ya da bir çeşit bir virüs var. Yani o yedirmiyor. Evet, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Sevgi ve sevinç içinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Hoşça kalın.